kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle çok uzun zamandır görüşmüyoruz. Bir önceki videoda görüştük aslında ama vloglara artık devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki yeni üyemiz Doğa. Ailemize yeni bir üye katıldı. Bizim kırkımız çıktı. Bayağı bir zaman geçti. 45. günümüz ya da 46. günümüz olması gerekiyor. Artık şöyle yavaş yavaş dışarıya çıkalım istiyoruz. Bu gece de o kadar böyle yorucu bir gece oldu ki aslında benim için. Saat 3 gibi uyandık ve 6.30'a kadar Doğa hiç uyumadı. Çünkü dün bütün gün uyumuştu aslında. Şu an uyuyor tabii hanımefendi. Bize uykusuzluğu yaşattı. Kendisi rahat rahat yatıyor. Şimdi çıkalım bir dedik. Selviye'ye gidelim dedik. Oradan belki Optimum'a falan geçeriz. Biraz böyle alışveriş yapalım istiyoruz. Çünkü Doğa'nın da böyle uzun kolu hiçbir şey yok aslında. Aldım ama 6 aylıkları, 3 aylıkları var. Sıfır bir şeyler almam gerekiyor ona. Çünkü çocuğa hiçbir şey olmuyor şu an. Hepsi büyük geliyor. Böyle tulum tarzı şeyler alırsam çok daha iyi olur onun için. Rahat giyer çocuk. Havalar da soğudur çünkü. Bu şekilde günümüz başlasın. Umarım severek, beğenerek keyifli izlersiniz. Hepinize keyifli seyirler. Tutan yirmani. Size kombinimi de göstereyim. Bir şu şöyle bir şey buldum. Tamam. Sesten gel buraya. Olur. Şunu deneyeyim arkadaşlarım. Evet. Tamam. Ben şunu buldum Levi's marka arkadaşım. Bir deneyeceğim. 600 liraydı çünkü fiyatı bayağı uygundu. Bu arada Selvey'de Sporting'e geldik biz. Şöyle oldu arkadaşlarım. Bakalım bir düşüneceğiz bunu. Şimdi Selvey'den çıktık arkadaşım. Optimum'a geçiyoruz. Size gösterdim. O pantolonu aldım bu arada. Doğan'a da bir tane pantolon aldık. Yine Levi's'tan. İşte iki tane sweat falan aldık. Ondan sonra Yala Outlet'e falan girdik ama orada çok bir şey bulamadık. Ben biraz Doğa'ya böyle küçük ayakkabı tarzı bir şey bakmak istiyordum. Panduf tarzı ama orada bir şey bulamadık. Şimdi o yüzden Optimum'a geçiyoruz. Orada da biraz gezineceğiz. Daha kahvaltı yapmadık bu arada. Saat 12.30. Kahvaltı yapmak istiyoruz. Öncelikle bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra bir enerjimizi toplayalım. Çok da vaktimiz yok aslında. Doğan işe gidecek çünkü. Oyalanmadan oradaki işlerimizi de halledip eve geçeceğiz. Minik kuş da hala uyuyor. Şimdi Doğan şurada bir şeyler alıyor arkadaşlarım. Minik kızım burada uyuyor. Tipe bakın. Minnak. Şöyle pide söyledik. Doğan tavuklu söyledi. Ben normal kıymalı bir de çorbası var ama o çorbadan bir iki kaşık alacağım ben de sadece. Al hayatım. Ya Doğan. Arkadaşlarım o kadar yorgun, o kadar bitkinim ki eve geldikten sonra size hiç kamerayı açamadım. Biz en son AVM'deyken görüştük sizlerle diye hatırlıyorum. Orada bir H&M'e girdik. H&M'den sonra birkaç mağazaya daha baktık. Ve saat 2-2.30 civarı eve geldik. Doğan zaten 4 civarı işe gittiği için hani koştur koştur bir alışveriş oldu bizim için. Aklımda birkaç bir şey vardı, onları aldım aslında, onun için gitmiştim. Sonrasında da dün gecenin bayağı bir yorucu olduğunu söylemiştim zaten sizlere. Yattım uyudum, yani Doğa'yı uyuttuktan sonra ben de bir saat uyumuşum. Şu an çok sersem gibiyim. Ama size şu aldıklarımı göstermek istiyorum. Çünkü sonrasında da Doğan gelecek birazdan, bir şeyler hazırlayacağım yemek için. Hiç yemek yapmadım, yemeğim yok. Böyle akşam kahvaltısı tarzında bir şey yapacağız artık. Ben de size bugün aldıklarımı göstereyim. Dün Doğan'ın teyzeleri gelmişti. Onların aldığı hediyeleri. Önceki gün annemin arkadaşı hediye yollamış tekrardan. Onları falan da göstereceğim sizlere. Hazır dedim kamerayı açmışken arka arka hepsini göstereyim. Çünkü bizim miniğin yıkanacakları var. Onları en azından hepsini bir makineye atarım. Düşük ısıda yıkadığım için renkli renksiz ayırmadan atıyorum ben. Çünkü zaten bir makineye bile doldurmayacak kıyafetler oluyor. Ve hepsini zaten 2 saatten fazla giymemiş oluyor. Yani çok pis kıyafeti de olmuyor çocuğun. En kısa programda yıkıyorum hiç değilse. Şimdi sırayla aldıklarımı sizlere göstereyim. İlk önce Doğan'ın olanları göstereyim. Hem hediyeleri var, oradan başlayalım. Şöyle bir takım göndermiş annemin çalışma arkadaşı. Şu şekilde bir yeleği var. Kapşonlu böyle tavşan şeklinde. Kulaklı falan.
Ve şu şekilde de bir eşofman altı var. Şu an yani doğa için çok büyük bunlar ama olduğu zamanlar olacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Düşünmüşler bizi. Sonra doğanın teyzeleri şöyle bir takım almışlar. Burada böyle cebi falan var. Salopet takım. İçinde tişörtü var. Çok tatlı bu da. Sonra teyzesi yelek örmüş. Şöyle. Renkli bir yelek. Bu kış olur bu. Kışın sırtına geçiririm. Giyer. Yine şöyle bir zıbını var. Biraz daha kilo alır toparlarsa olacağı zamanlarda olacak. Ve şöyle tüllü çorapları bakar mısınız ya şu çorapların güzelliğine. Ben hatırlıyorum ilkokulda annem bana böyle çorap çok giydirirdi gerçekten. Hep okula giderken giyerdim. Hediyelerimiz bu şekilde. Şimdi bugün aldıklarıma geçeyim. H&M'de 3 al 2 öde vardı. O yüzden oradan şöyle takım oluşturdum. Şu uzun kollu zıbınları aldım. Yani kumaşları çok güzel. Evin içerisinde rahat olacak. Doğan'ın çünkü hep beyazları vardı. Sadece bu ebeveyn aldığım beyaz olanlar vardı. Onun dışında uzun kollu olarak var ama mesela 3 aylık 6 aylıkları var. Biz tabii hani bu kadar erken doğacağını tahmin etmediğimiz için almadık. Şu an küçük olarak uzun kollu çok az ürünü vardı ve şu aralar giydirebileceğim pek bir şey bulamıyordum. Bunlar biraz daha büyük ama bu ara yine giydirebilirim yani beden olarak yine. Evet büyük gelecek ama kollarını falan kıvırarak rahatlıkla kullanabilirim. Çünkü sıfırlar kalmamış. Hiç sıfır ürün kalmamış gerçekten. O yüzden 2 aylık almak zorunda kaldım. 1-2 aylık almak zorunda kaldım. Bunlar da 62 santim. Zaten doğa şu an 50 santim. Bunu da buraya koyayım. 10 santim bol gelecek ama yapacak bir şey yok. Sonra şunu gördüm. Biz biliyorsunuz ki eşofman sevit çok severiz. Bütün kışı o şekilde geçiriyoruz zaten. Bunun da tabii ki de eşofman olacaktı. Bir takımı var ama o da büyük beden. O yüzden hani onu da giydiremeyeceğim ama şöyle bir sivit aldım. Takım. Yine onun altına böyle biraz daha tonları uyabilecek. Tayt şeklinde. Hani şöyle olur. O az önce gösterdiğim takımla olur. Bu şekilde. Taytlarını aldım. Bakalım inşallah bunlar güzel olur. Şimdi bunların hepsini yıkamaya atacağım. O yüzden hemen size göstermek istedim. Sonrasında Sporting'de indirim vardı. Biz Selvey'de Sporting'den inanılmaz alışveriş yapıyoruz gittiğimizde. Doğan'ın bütün pantolonları oradandır. Genelde Levi's'te çok güzel indirim olur orada ve Levi's pantolonları hep oradan alırız. Ona yine oradan pantolon aldık. Şöyle koyu renk aldık kışın rahatlıkla giyebilsin diye. Bad Bear sanırım değil mi bu marka? Aynen Bad Bear. Şöyle bir sivitini aldık Doğan için. Kapşonlu. Yine bir sivitini aldık. Bu da uygun fiyatı. Önünde sadece şurada bir çıkıntı şeklinde baskısı var. Ve ben de kendime biliyorsunuz bunu göstermiştim. Şu paçaları çıt çıtlı böyle lastikli bir pantolon var. Pantolonumu aldım. Biraz sanki içimi gösteriyor orada göstermiyordu ama uygun bir çamaşırla güzel olur diye düşünüyorum. Bugünkü alışverişimiz bu kadar arkadaşlarım. Doğan bir de spor şortu aldı. Beşiktaş'ın spor şortunu aldı ama onu yıkadım çünkü bu akşam maça gidecek. Hemen giymek istedi. Bu şekilde ben şimdi bir buraları toparlayayım. Hızlıca bir şeyler hazırlayayım. Bir yerlerde mutlaka görüşürüz sizinle. Şimdi şurada bir kutumuz var. Onu size göstereceğim arkadaşlarım. Bu odayı da daha sonra size bir ara göstereceğim. İlk önce aklımdaki videoların sırası bir bitsin. Şimdi şurada Amazon'dan alışveriş yaptım. Onları göstereyim. Hemen kaldırmak istiyorum. Burayı boşaltacağım çünkü. Bu arada yemeğimizi falan yedik. Doğan geldi. Ben doğayla ilgilendim. Biraz işte besledim falan derken biraz geç oldu. Şurada da çamaşırlar var. Yıkandı bunlar. Asacağım bir güzel buraya ama şu koliyi kaldırmam gerekiyor öncelikle. Onu da size göstereyim istedim. Zaten patladı bu koli. Koli bayağı patladı. Şimdi Amazon'dan biliyorsunuz ki ben deterjan alışverişlerimi çoğunu Amazon'dan ya da hepsi buradan işte Trendyol'dan yani o anki kampanya nerede varsa oradan alıyorum. Şu tabletlerimi de özellikle Amazon'dan çok alıyorum çünkü Amazon'da çok uygun fiyatlı. Ne kadar çok Amazon dedim. Neyse şu Finish'in elleri 190 lira mıydı neydi arkadaşlar gerçekten ve ben o yüzden 2 tane aldım. Şöyle zaten stoğum da mevcut. 2 paketim daha var. Bir iki paketim daha oldu yani. Aklıma geldikçe alıyorum, stokluyorum en azından. Çünkü bazen
Çünkü bazen aceleden unutabiliyorum, işte yoğunluktan aklımdan uçup gidebiliyor. Elimin altında hazır bulunuyor. Sonra şu silikilerden yine aldım. Adedi 80 liraya geliyordu. Biraz paketi yamulmuş ama sorun değil. Şöyle iki paket silifi aldım. Bunları şimdi Doğan kömürlüğe kaldırır en azından. Burayı boşaltırız. Ve hiperbollerde de indirim vardı. 130 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunlar 180 olmuş sanırım. Ben çok markete gidemiyorum bu ara. Kötü bir bilgim yok ama pahalı olduğunu söylemişti Doğan. O yüzden bunlardan da aldım. Bir tane renkli. Şöyle bir tane de siyahlar için olanlardan aldım. Deterjan alışverişimde bu şekilde. Tuvalet kağıdı falan, onları da aldık. Onları artık göstermeme çok gerek yok. Ben şimdi buraları bir toparlayayım. Şu çamaşırları atayım, bir yandan kurusun. İşte ben size şunu da göstereceğim. Bir saniye. Şu ürün çocuklu evin olmazsa olmazıymış arkadaşlarım. Her çocuklu evde bu var. Ben de Doğan'ın da olsun istedim açıkçası. Bunu da Amazon'dan yine uygun bir fiyata aldık. Mağazalarda gerçekten iki katı fiyatındaydı ve bu bayağı bir uygundu. 899 lira gibi bir fiyata aldık. Aklınızda olsun, ben bu ürünlerin linkini aşağıya zaten bırakırım açıklamalar kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Eğer kampanyası devam ediyorsa, faydalanmak isterseniz aşağıdan bakabilirsiniz. Size bir şey göstereceğim arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki ben Doğa'ya sütü sağarak veriyorum. Yoğun bakımda biber ona alıştığı için bir türlü memeye alıştıramadık ve meme reddi oluştu. Şu an istemiyor. Belki ilerleyen zamanlarda biraz daha güç kazanır. Bilmiyorum. Deniyoruz biz ama bakalım, zamanla inşallah emer hale gelir diye düşünüyorum. Ama gelmezse de bunu dert etmiyorum açıkçası. Sonuç olarak yine anne sütü içiyor sonuçta. Ama geçtiğimiz günlerde böyle bir tümde azalma gözlemledim. O da muhtemelen yorgunluğa veriyorum, uykusuzluğa veriyorum. Çünkü o dönem çok uykusuz kalmıştım. Ve ne yapabiliriz diye hani düşündük böyle Doğan'la. Çünkü beslenmemde de bir sıkıntı yoktu. İşte içtiğim su oranında da bir sıkıntı yoktu ama yorgundum. Birazcık böyle yorgunluğumu azalttık. İşte uyku oranını arttırdık derken şu ürünü size asıl işin özü bunu göstermek istiyorum. Bebekten şöyle bir şey aldım. Çünkü takviye olarak ben hiçbir şey kullanmıyordum. Yani böyle hani süt arttırsın diye ekstradan bir şey kullanmıyordum. Şununla tanıştık ve bundan çok memnun kaldım. Bu anasonlu, kimyonlu, rezeneli bir çay. Tadı da çok güzel bu arada. Yani şaşılacak derecede güzel bir tadı var. Ben bunu soğuk da içiyorum, sıcak da içiyorum. Şimdi tam bunu yapacaktım, size de göstermek istedim. Eğer böyle bir döneminiz varsa ya da aklınızda bulunsun, eğer hani hamileyseniz, yarın öbür gün süt verecek bir durumda olursanız bu tarz bir şey bulundurmanız gerekiyormuş gerçekten. Hani işi şansa bırakmadan ben de bunu aldım. Bunu edindim. Bu ikinci kutum hatta. Ondan sonra bir iki, yani bunu kullanmaya başladıktan sonra böyle bir iki gün sonra etkisini hissetmeye başladım ve normal seviyeye geldi. Aklınız olsun. Şimdi ben kendime bu çaydan yapacağım. Doğan'a da kahve ısıttım. Oturup birazcık keyif yapacağız. Az önce ocağı falan da sildim. Çünkü ocağı neredeyse var ya, iki haftadır silemiyordum bir türlü. Fırsat bulamıyordum. Böyle demirlerini bulaşık makinesine atıyordum ama diğer hiçbir şeyini yapamıyordum. Yani üstünü falan silemiyordum. Hazır dedim Doğa'da uyuyorken. Biraz önce sütünü verdim. Uyudu. Bu akşam Doğan maça gidecek. Belki o maça gitmeden önce eğer Doğa uyanırsa, ya da o maçtan geldikten sonra bu gece beslenmesine geçmeden bir Doğa'yı yıkamak istiyorum tekrardan. Yani her gün yıkamaya çalışıyorum. Bazen araya bir gün koyabiliyorum hava çok serinse. Ama bugün yıkamak istiyorum artık rahat yatsın diye. Çünkü dün gece gerçekten beni biraz yordu. En azından duş alırsa çocuk çok daha rahat uykuya dalar. Bu şekilde şimdi ben bir çayımı içeyim, dinleneyim. Çamaşırlarımızı göstereyim bu arada size. Böyle şuraya da çamaşırları yerleştirdim. Normalde bu kadar biriktirmem ama hem hediyeler geldi hem yeni aldıklarım falan derken çamaşırlık birikmiş. Yıkadım. Bunlar sabaha kadar burada kurur zaten. Bu odayı size daha sonra göstereceğim. Daha eksikleri var, ondan göstermiyorum. Kelebeğim de burada, bakın. Tam ağzını burnunu yiyeceğim annem senin. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Şuna Doğan'a kahveyi koyalım. Bu böyle, bunun içini göstereyim size. Balık yemi gibi bir şey. Tekrar kutusunu da göstereyim. Ama tadı çok güzel. Ben çok severek içiyorum. Günde 4 bardak falan içiyorum da bugün çok içemedim. Dışarıdaydık falan.
aç karnına ilk içtiğim şeylerden oluyor. İlk bunu içiyorum, sonra kahvemi içiyorum.